Herkese merhaba. Bugün günlerden 11 Kasım 2020 Çarşamba. Haftanın ikinci manşet yayınıyla karşınızdayız. Ee, Ankara'da bir nöbet değişikliği oldu ama bu sıradan bir nöbet değişikliği değildi. Bu bir anlamda e, mevcut rejimin saray rejiminin oturduğu kolonların sarsılmasıydı. Ya da sarayın Üzerine oturduğu kolonları kesmesiydi. Bugünkü e, yayın başlığımız Pelikan kazınacak derken de kastettiğimiz bu e, saray tek başına Erdoğan değil, altında bir örgütlenme ve Topyökün, siyasi, bürokratik, askeri, istihbari, medya, bürokrasi, bütün bu e, parçaları birleştiren elemanları, parçaları birleştiren örgütlü bir yapısı var. Bu örgütlü yapısının mühim bir sacayağı var. Son birkaç gündür çöken bu esasen. Ondan dolayı da ciddi bir medya sansürü, ciddi bir otosansür geldi ve ondan dolayı da başka bakan istifalarına benzemeyen tarafları var. Neden bahsediyoruz? damadın, aileden, Berat Albayrak'ın, ikinci adamın, başbakanlık sistemi yok ama bir tür fiili başbakanın, Cumhurbaşkanı'nın en önemli yardımcısının sıfatı yardımcılık değil ama fiili olarak e, kellesinin alınması operasyonu. Tabir yerindeyse Orta Çağ tabiriyle, Osmanlı tabiriyle söyleyeyim. Ee, bu önemli ee, ve bunun üzerinde duracağız. Ee, bazı fotoğrafları hatırlatacağım size. Bazı bilgileri paylaşacağım ama şundan emin olun. Bu kibirli adam 42 yaşında. Erdoğan olmasa, Erdoğan ailesi olmasa, babası olmasa herhangi bir çıkış bulamayacak. Belki sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sıradan işler yapabilecek adam. Özellikle Erdoğan'a damat olmasıyla birlikte son 15 senede Hızlı bir yükseliş. Ee, Çalık Holding'in CEO'su oldu. Düşünebiliyor musunuz yani? Oraya koydular çünkü. Yetişsin diye. Ardından işte siyasi hayat son 5 senedir de önce Enerji Bakanlığı, sonra Maliye Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı. Türkiye'deki e, siyasal iktidar, Erdoğan'ın şahsında temsil edilen AKP iktidarı, epey bir süredir azınlık iktidarı. Bundan emin olabilirsiniz. 2015'te esasen, iktidarı kaybettiğinden sandıkta yüzde 40'a düşmüştü. Beri azınlık iktidarı. O ara tabii bir takım toplumsal olaylar tetiklendi, şehit cenazeleri arttı, ölümler, bombalamalar ki Ankara bombalaması yüzün üzerinde ölü en büyüğüdür. Sonrasında yüzde 50 oyla bir tek başına iktidar geldi ama o 1 Kasım 2015 seçimlerini biraz sıra dışı değerlendirmek lazım. Sonrasında hep ittifaklara ihtiyaç duydu. Milliyetçi Hareket Partisi yok Cumhur İttifakı mecliste geçen tezkerelerde veya kritik konularda CHP'nin İyi Parti'nin Sa e, Saadet Partisi'nin öbür beliki peşine takılması medyanın zaten 2011-2012'lerden itibaren hepten susturulması e, ve icazet almadan yayın yapamaz hale getirilmesi de e, eklenmeli Esasen 2013 yılından beri bu azınlık iktidarı uzatmaları oynuyor. 7 yıldır uzatmaları oynuyor. Ve artık bunun sonuna geldi. Tabi 7 yıl boyunca bu uzatmaları oynamak ve iktidarda kalmak da bir başarı. Onun altını çizelim. Şimdi her anlamda deniz bitti. Ekonomik anlamda da bitti, siyasi anlamda da bitti. Ve AKP'de reis her şeyi çözer. Reis her şeyi halleder. Kanaati de gitti. Çatladı çömlek çatladı. Bir önceki yayında bahsetmiştik. İktidarını sürdürmek için yol aradığını düşünüyorlar Erdoğan'ın ki bu doğru değil. İktidarını sürdürmek için Erdoğan yol aramıyor. Erdoğan kendini sağlam almaya çalışıyor. Öncelikle kendini ve ailesini fakat ailesini de harcayabilir örnekte görüldü ve kendini. Kesinlikle bunun peşinde önceki yayınlarda bahsetmiştik bir yargılanmama garantisi, bir dokunulmazlık garantisi bu dönemin otokrat liderleriyle yapıldı yapılıyor. Geçmiş dönemde de yapıldı. Sudan lideriyle benzer bir şey yapıldı. Zimbab Zimbabwe'de benzer bir şey yapıldı. Malezya'da benzer bir şey yapıldı. Yapıldı yapıldı yani. Otoriter liderler işten el çektirilirken e, yargılanmama garantisiyle ki eğer soykırım vesaire gibi suçlara imza atmamışlarsa Yırtabiliyorlar. Bir de işin böyle bir tarafı var. Kibirli bir adam. Şimdi bakın burada bir mecliste bir komisyonda karşılaşmışlar eski. Ki kendi büyüğüdür yani. Abdülhatif Şener'le şu bakışa bakar mısınız yani? Şu kibre bakar mısınız yani? Evet. Hani Türkiye ana anne ve gelenek görenekleriyle söyleyeyim mesela sen elini öpmesi gereken bir adam aynı partide siyaset yapıyorlar falan. Ağabeyi büyüğü. Aynı zamanda ekonomi doçentidir Abdullah Şener. Beğenin, beğenmeyin yani. Evet. Bakışa bakar mısınız? Ee, Naci Ağbal krizinden dolayı gittiği söyleniyor. Ee, Naci Ağbal eee bardağı taşıran damladır esersen. Yani bakıldığında esasen ortaya çıkan şeyler ki bu sızan konular, saray çevresinden ve AKP çevrelerinden sızan konular, özellikle sızdırılan konular. Erdoğan'ı sızdırdığı konular değil ama elbette ama AKP çevrelerinin, saray çevrelerinin sızdırdığı konular. 3-5 kişinin bildiği, 10 kişinin bildiği konular sızıyor, sızdırılıyor. Bu da zaten çömleğin çatladığı manasına geliyor. Yani artık gidişatın başladığı manasına geliyor. Halk fakirleşti. Homurtular öfkeye döndü. E, ciddi bir enerji darboğazı kapıda. Bakın kara kış geldi, e, internet kesintilerini görüyorsunuz. İnsanlar internette bir şey yapacakları zaman sabah saatlerini veya sabaha doğru saatte, gece geç saatleri falan tercih ediyorlar yoğunluk yok diye. Öyle bir şey var mı? Yani ben tabii unuttum eskiden biz de yaşıyorduk. Beş yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Günün hiçbir saatinde, haftanın hiçbir gününde falan böyle sıkıntılarla hiç hiç denk gelmedim, hiç yaşamadım yani. Daralma, açılma, yok yoğunluk vesaire. Görüyoruz, izliyoruz. Keşke internette olsa sıkıntı ama ciddi bir ekonomik karakış söz konusu. Bırakın yabancı yatırımcıyı yerliler de önünü göremiyor. Ve bu ekonomik homurdanma birkaç aydır devam ediyor. Ve tabi oklar ister istemez bu işin sorumlusu gibi görülen Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'a. Elba Albayrak'ı işaret ediyor. Berat Albayrak'ın çevresine keşke Enerji Bakanlığı'nda kalsaydım. Eğer bir görev değişimi olursa Dışişleri Bakanlığı benim için iyi olur gibi konuştuğu rivayet ediliyor. Son dönemde de partide Numan Kurtulmuş gibi isimleri, başka farklı isimlerin de kendisini uyardığı bak işler iyi gitmiyor dediği falan söyleniyor. Hatta Barış arkadaşın ifadesiyle bir süre önce milletvekillerine briefing veriyor ve milletvekillerine briefing vermek için çağırdığı milletvekilleri ikinci adım bak ikinci adam bakın AKP'nin 289 milletvekili var yanılmıyorsam çağırdığı milletvekillerinin 120'si geliyor. Yarısından daha azı Berat Albayrak'ın briefingine geliyor. Bir anlamda partiden de Dışlanıyor ee, ve işte bu resimde görülen şahıs Naci Ağbal. Bu şey töreni Naci Ağbal Berat Albayrak'tan önceki Maliye Bakanı'ydı. Berat Albayrak Hazine Maliye Bakanı olunca 2018'de işte bu partili cumhurbaşkanlığı falan sistemine geçildikten sonra Maliye Bakanlığı'nı Naci Ağbal'dan devraldı. Bu ikisini birlikte gösteren belki tek fotoğraf olabilir yakın döneme dair. Naci Abal ondan habersiz bir şekilde Merkez Bankası Başkanlığı'na atanıyor. Bunda da saraya verilen farklı briefinglerin etkisi olduğu söyleniyor. Ee, ve Berat Albayrak suyunun ısındığını anlıyor. Suyunun ısındığını anlayınca çok çok alametle e, sabit ki... E, hazine ve maliyenin dümenindeki kişi kendinden habersiz işler yapılınca ve bu kendinden habersiz yapılan işler babasını da rahatsız ediyor. Babası Sadık Albayrak, birazdan geleceğiz. Milli görüşün teorisyenlerindendir, ideologlarındandır kendisi. Erdoğan'la dünür olduktan sonra eline eteğini çekti medyadan ama Sadık Albayrak boyutu önemli. Çünkü bir oğlunu reise damat yaptı, ikinci adam yaptı. Öbür oğlunu da Pelikan çetesinin başı, medyanın başına getirdi Serhat Albayrak. Bütün bunlara bakacağız, yeri geldikçe söyleyeceğim. Dolayısıyla suyunun ısındığını görüyor ve görevden alınacak. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Bir işin böyle bir tarafı var. Bir de Amerika'da tam cumartesi günü Joe Biden'ın başkanlığı açıklandı. Ve birazdan göstereceğim size, artık halk da Joe Biden'ın başkan seçildiğine inanıyor, başkan seçildiğini kabul ediyor. Eldeki verilere ve artık yapılan yayınlara bakarak, Joe Biden öyle bir eyalette kritik, bir eyalette bilmem kaç yüz oyla falan değil, birkaç eyalette birden baskın ve zannediyorum e, delege sistemi var orada. Kurucu babalar işte eyaletlere diyorlar ki işte bana şu kadar delege göndereceksiniz, göndereceksiniz. Nasıl seçerseniz seçin bu dele delegeleri. O delegeler Aralık ayında Washington'a geliyorlar, seçilmiş delegeler ve başkanı seçiyorlar. Esasen delegeler. Mavi renkli ise veya kırmızı renkliyse yani demokratse veya cumhuriyetçi ise oyunu değiştirmiyor. Ve o delege sayısıyla da başkan esasen seçilmiş oluyor. Delegelerden oyunu değiştiren bugüne kadar olmuş mu? Bildiğim kadarıyla olmamış. Mümkün mü? Mümkün ama eşyanın tabiatına aykırı. En son 4 sene önce de acaba delegeler Trump'ı seçer mi? Birkaç tanesi Hillary'e dönse falan gibi şeyler olmuştu ama gelenek değişmiyor. Her neyse galiba 12 Aralık'ta delegeler Biden'ı seçecekler. Cumartesi günü bu açıklandığında Türkiye'ye dönelim. Ee, Erdoğan için, saray yönetimi için bir anlamda da makas değişikliği yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Makas değişikliği neydi? Joe Biden geliyor, S-400'lerden vesaire dolayı NATO'yu çok kızdırdık. Katsa yaptırımları yolda ee, ve elbette Halkbank davası geliyor. Zaten baharda dava görülecek ve ben dolayısıyla bu Halkbank davasından dolayı Amerika'nın kadrajına giren kişileri şöyle bir kenara çekeyim. Dolayısıyla Berat Albayrak bu isimlerden biri. Murat Uysal da Berat Albayrak'ın daha evvel bankacılıkta beraber çalıştığı, güvendiği ve Merkez Bankası'nın başına gelmesinde etkili olduğu isim de Halkbank Genel Müdür Yardımcısı. Dolayısıyla Murat Uysal'ın da Cuma günü görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nın da Halkbank yaptırımlarından dolayı sakıncalı listeye gireceği hesap ediliyor. Benzer bir şekilde Hakan Atilla da Halkbank CEO'su genel müdür yardımcılarından biri. Hatırlayın Amerika'da yargılandı, ceza yattı, Türkiye'ye geldi, borsaya başkan yaptılar. Ondan dolayı da dün galiba Hakan Atilla'nın da borsa başkanlığından alındığı veya istifa ettiği, ettirildiği falan söylendi. Sonra bu yalanlandı. Fakat medyaya çıkan bir haber... E, Rin yarın öbür gün bir süre sonra doğru çıkmak gibi bir huyu var. Tecrübeyle sabit. Hakan Atilla da Halkbank olayında zaten kadrajın iç içindeki isimlerden. Dolayısıyla o da şeyden, e, bulunduğu görevden ayrılması, götürülmesi, alınması söz konusu. Bir de böyle bir tarafı var. İşin Amerika seçimleri boyutu var. E bir yanda da içeride artık günah keçisi haline getirilme ve kendini ifade edememe ve başında bulunduğu bakanlık pozisyonuna rağmen Erdoğan'ın başkalarıyla istişare etmesi, onları dinlemesi, Naci Ağbal'ı dinlemesi vesaire. Naci Ağbal da ekonomi, strateji bilmem ne gibi işte şeyin saraydaki bir masanın başında. Dolayısıyla doğrudan saraya briefing veriyor. Her neyse aralarında sürtüşüm olmuş, birbirlerinin üzerine yürümüşler, yürümemişler. Bu tür şeylerin çok fazla bir önemi yok. Suyun ısındığını görüyor ve istifa ediyor. Ya görevden e, alınacağını anlıyor, istifa ediyor ya tam görevden alınmak üzereyken bunu hissediyor Sadık Albayrak babası onu uyar. Bunun ne olduğunu önemi yok. Berat Albayrak'ın su, suyu ısınmıştır, tam görevden alınacakken istifa etmiştir. Fakat istifasını kendine bağlı medyadan, kendine bağlı gazeteciler aracılığıyla veya Twitter hesabından veya işte herhangi bir yerde bir video çekip paylaşarak falan yapmıyor. Şu ortaya çıktı ki bakanların kişisel hesapları ve bakanlık hesapları tamamen şifreleri veya yönetimi sarayın elinde. Haliyle Berat Albayrak kimsenin ulaşamayacağını düşündüğü, hacklenemeyeceğini düşündüğü Instagram hesabından istifasını koyuyor. Haliyle ben başta yadırgadım ama daha sonra bu anlamlı geldi. Instagram elbette siyasi mesajların çokça paylaşıldığı yerler değil orada insanlar çektikleri fotoğrafları veya işte çevresiyle ailesiyle falan renkli anları falan dostlarıyla paylaşıyor izin verdikleri insanlarla paylaşıyor falan kabul ederim orası bir siyasi platform değil siyasi mesajlar elbette paylaşılabilir ama siyasi bir platform değil yani benzer 29 Ekim Bayram mesajları, 10 Kasım Atatürk anma mesajları esasen siyasi mesajlardır. O günlerde baştan aşağı bayraklarla, Atatürk fotoğraflarıyla dolar Instagram hepimiz biliriz. Fakat Berada, Berat Berat Albayrak'ın bunu Instagram'ı o, o amaçla kullanmasının nedeni bu değildi. Ve zaten eş zamanlı olarak Berat Albayrak'ın kişisel hesabı askıya alındı Twitter'da. Bakanlık hesabındaki hem bilgiler boşaltıldı hem de galiba sadece Cumhuriyet kutlaması gibi bir şey orada bırakıldı. Eş zamanlı olarak Pelikan'ın hesabı, Bosporus Global denen, Boğaziçi Global denen hesap da bir anda Twitter'da askıya alındı. Yani Berat Albayrak Pelikan hesabı üzerinden de bir şey yapmazsın. Belki başka hesaplar da bloke edilmiştir, bilemiyorum. Şimdi anlıyor musunuz sosyal ağları neden hazmedemiyorlar? Sosyal ağları en azından böyle bakan gibi parti çevresinden isimler falan söz konusu olduğunda bu şekilde bloke edebiliyorlar, kontrol edebiliyorlar ama... Herkesi kontrol edemiyorlar. Nitekim öyle oldu. Ve sosyal ağlarda olay büyüdü, 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 büyüdü. 27 saat sustu saray medyası, havuz medyası her neyse ama sosyal ağlar, ağlar olayı bitirdi. Türkiye'de insanlar duymadı. A Haberi seyredenler öğrenmedi, öğrenemedi falan deniyor ama yani Türkiye'de insanlar sadece A Haberi de seyretmiyor. Yani lütfen kafayı kuma sokmayalım. İnsanların mutlaka sosyal ağlarda bir hesabı var. Ha elin eteğini çekmiş piyasadan işte dağın başındaki bir köyde kulübesinde oturuyorsa ayrı bir konu teknolojiden falan uzakta. Onun zaten hiçbir şeyden haberi yok. Ama Türkiye'nin tamamı bunu öğrendi ve konuşuyor. Yani neticede bazı bir iki Halk TV, Tele1 gibi kanallar zaten bu işi aldılar götürdüler. E onların da ciddi seyirci kitlesi var. Sen seyretmiyor olsan bile mutlaka bir WhatsApp grubunda <laughs> bir Facebook mesajlaşmasında falan önüne düşmemesi imkan olası değil. Dolayısıyla bütün Türkiye öğrenci. İstediği kadar birileri kulağının üzerine yatsın. Onlar haberi vermiyoruz yani biz gazeteci miyiz falan diye kaygıları yok o insanların. Gazetecilik kaygıları yok haberi vermeyenlerin. Haberi yani orada o işi yapanlar zaten hükümet memuru olarak o işi yapıyorlar ve konforlarını ona borçlular. Öyle bir gazetecilik kaygıları yok. Rezil olduklarını düşünmüyorlar. Utanç içinde falan değiller yani. Onu da antiparantez söyleyelim. Ee, bulabildiği tek çıkış, çıkış Instagram'dı Berat Albayrak'ın ee, ve e, ertesinde de biliyorsunuz görevden affedildi diye bir laf icat edildi. Var esasen bu görevden affımı istedim falan. Türkçe'nin kibarlığı, nezaket içerisinde var da o lafı görevden alındı değil de görevden affedildi falan gibi. İşi ona getirdiler. Her neyse Berat Albayrak dönemi bitti ama çok ciddi sarsıntıları, hasarları var. Berat Albayrak Esra Albayrak'ın kocası. 2004 ya da 2005 yılında evlendiler. Çocukları var. Dolayısıyla ailenin Erdoğan'ın damadı ve artık kızının kocası, torunlarının babası yani. Bu derece aileden. Kolay bir olay değil. Berat Albayrakı Albayrak görevden almak, üzmek vesaire. Ama Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak. Şu şans. E Trabzon'da olduğu söyleniyor. Berat Albayrak'ın da istifa ettikten sonra baba evine gittiği söyleniyor. Babanın kanatları altında olduğu söyleniyor ama ciddi bir istihbari takip altındadırlar. Her şeyleri takip ediliyordur. Berat Albayrak telefonunu falan kapattığı söyleniyor zaten bu amaçla. Erdoğan'ın en en önemli merakı telefon tapelerini okumaktır. Hatta Yeni Şafak'ta bir manşet hatırlarım ben. Bir emniyet müdürünün tapelerle yükseldiğini manşete çekmişlerdir. Tapelerle yükselme şu. O emniyet müdürü dinlemenin başında ve dinlediği telefonların tapelerini, konuşma dökümlerini Erdoğan'a sunuyor ve Erdoğan bundan çok mutlu oluyor yaptığı hizmetten ve o emniyet müdürünü yükseltiyor. O emniyet müdürü bununla terfi alıyor. Tapelerle yükseldi diye bir manşet vardı. Hatırlayan hatırlar Yeni Şafak'ta. Dolayısıyla bu aile de çok iyi biliyor ki Erdoğan bir istibarat devleti kurdu ve her şeyi takip ediyor. Erdoğan yani otokrat ülkelerde bu böyledir. Bütün muhaliflerini ve muhalif olabilecek insanları ve partinin ile ileri gelenleri vesaire her şeyi adım adım takip eder. Abdullah Gül adım adım izliyordur, belli gazetecileri izliyordur, Bülent Arıç'ı izliyordur, öbürünü belki. Şu anda emin olun istihbarat bütünüyle Berat Albayrak, Sadık Albayrak, Serhat Albayrak falan bunlara yoğunlaşmış ve bunları saat saat gün gün dakika dakika reise raporluyordur, saraya raporluyordur. Bunlar da bunu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla attıkları adımlara da dikkat ediyorlar. Birlikte kurdular yani. Bu da gençlik fotoğrafı Berat Albayrak'ın işte CEO'su olduğu Çalık Holding'de patron Ahmet Çalık'la birlikte çok genç yaşlarda işte böyle gerçekten hani 28'de 30'lu yaşlarda yürü ya kulum dedi bu gence. Ee, Süleyman Soylu bu fotoğrafta görülüyor. Tabi e, Tayyip Erdoğan da var ama bu olayın Süleyman Soylu istifasıyla çok fazla alakası olmadığını belirtmemizde de Yarar var. Ee, Evliliği ile alakalı bilemeyiz. Ailevi konulardır. Bizim işimiz değil. Ee, çocukları var. Evlilikleri çatırdasın. Evlilikleri dağılsın. Mutlulukları bozulsun. Çocuklar babasız kalsın veya annesiz kalsın. Yani ya da işte bu siyasi ayrışmadan dolayı aile zarar görsün. Asla böyle bir şey e kabul etmeyiz tasvip etmeyiz. Lafta da söylüyor değiliz. Gerçekten kalbimi biliyorum. Fakat e, şu anda Esra Albayrak, Berat Albayrak'ın iş işi epey zor. Hele Esra Albayrak'ın e, içinde bulunduğu ikileme anlamak güç. Yani e, zor. Yani Gerçekten zor. Bakalım Tayyip Erdoğan, halefi olarak yetiştirdiği, partiye hazırladığı, cumhurbaşkanlığına hazırladığı, kendinden sonrasına hazırladığı, kendinden sonra işleri çekip çevirmesi için hazırladığı Berat Albayrak'ı ne yapacak? Yani şu anda Ankara'da gerçekten bu soru soruluyor. Ee, başka sıradan insanlar olsa harcamaktan asla tereddüt etmez. Bir kenara atma, çöpe atma, fırlatıp atma, kullanıp atma, içeri atma hemen yaftalamak kolay. Ee, Silivri'de bir koğuşa göndermek çok kolay ama söz konusu Berat gibi bir isim olunca bu iş o kadar kolay olmuyor. Evet bu iş o kadar kolay olmuyor. Bu bir e, yaptığı basın toplantısında veya briefingde terlediği an ama şu anda gerçekten böyle bir anda. Evet. Sadık Albayrak e, iki oğlunu Erdoğan'ın hizmetine verdi ama sadece bu Erdoğan'ın hizmetine verme değildi. O iki oğlu biri ikinci adam oldu, öbürü de e, medya ve pilikanın başı oldu. Bunlar asla yabana atılmamalı ve kendisi de Erdoğan'la dünür olduktan sonra köşesine çekildi, gazetecilik faaliyetini de bitirdi. Trabzon'da evinde yaşıyor ama evinden paylaşılan fotoğrafları görmüştüm ben bir tarihte kendisiyle bir röportaj yapıldığında. Duvarlardaki Erdoğan e, tablolarını veya işte fotoğraflarını sayamadım o kadar çok. Bir neticede siyasi bir yolculukları, bir yoldaşlıkları var. Partiden istifa ettiği söylendi Sadık Albayrak'ın, Berat Serhat, Serhat Albayrak'ın babası, sağdaki şahıs. Sonra bu yalanlandı. Partiden istifa edip etmemesinin, parti üyesi olup olmamasının bu konuda hiçbir önemi yok. Üyeliği devam eder veya etmez. Buna çok da fazla takılmamak icap ediyor. Ama 27 saat sonra, 36 saat sonra neyse gelen kararlar, açıklamalar, 48 saat sonra yapılan açıklamalar... Her şeye anında birkaç saat içinde tepki veren en azından Saray'ın e, bu konuda epey zorlandığını e, ortaya koyuyor. Şimdi burada e, Baba Sadık Albayrak'ın iki oğluyla birlikte çektirdiği nadir fotoğraflardan biri bu. E, Berat Albayrak'ı tanıyorsunuz, görüyorsunuz. Öbür taraftaki ortada baba, öbür taraftaki oğluysa Serhat Albayrak. Serhat Albayrak Turkuaz grubunun başında sadece Turkuaz grubu değil yani gazete dağıtımından ajanslara bütün medya örgütlenmesine adeta Erdoğan'ın medya direktörü ve aynı zamanda Pelikan'ın üssü sabah Hilal Kaplanlar vesaireler falan Dilek Güngörler falan orada Haşmet Babaoğulları öbürü Berik'i Melih Altın hepsini hangi birini sayayım hepsi orada. E, olayın amiral gemisi Sabah, sabah yani bu şeyinin a ah haberleri işte bir sürü kanallar, ajanslar, şunlar bunlar. Şimdi ne olacak? Soru bu. Yani Berat gitti, e, Serhat duracak mı orada medya imparatorluğunun başında? O da gider. Yani o da o da orada durmaz. Çünkü Albayrak ailesi çok kızdı. Sadık Albayrak çok kızdı ve artık reis de yollarını ayırıyor. Bu işin barışı da yok, barış da ol olamayacak gibi görülüyor falan diyenler var. Barışabilirler bilmiyorum, olabilir. Bunlar da her şey mümkün. Benfaat dünyası çünkü. Fakat e eğer zıtlaşma ve gerginlik yürürse Serhat Albayrak'ın Medya imparatorluğunun başında kalamayacağını ve Pelikan'ın eskisi gibi olamayacağını ve Pelikan'ın da kazanacağını düşünebiliriz. Hilal Kaplan Pelikan'ın Tiroliçe'si. Tiroliçe benim kelimem değil, Bülent Arınç'ın kelimesi. Troller var, aktroller var. O da bizim kelimemiz değil. O da bir yazışmada Sümeyye Erdoğan'ın veya bir telefon tapesinde Süleyman Sümeyye Erdoğan'ın, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın kullandığı ifade. Ak ee, Bülent Arınç da çok kızıyor bu Pelikan'a ve Hilal e, Kaplan'a bir defasında ve troliçe diyor. Yani trollerin kraliçesi manasına e, troliçe diyor. Dediği kişi de Hilal Kaplan, e, troliçe ünvanını Bülent Arınç'tan almış bir isim. Ee, ve eski bir yazısıyla Berat Albayrak'a selam çaktı. Haşmet Babaoğlu işte e, kahraman falan diyor Berat Albayrak'a. Eski gazeteci bildiğimiz bir isim ama o da gitti işte efendim iradesini onların önüne serdi ayrı bir şey. Haşmet Babaoğlu tweet atmış Hilal Kaplan RT'lemiş dikkatinizi çekerim. Falan böyle bir şey. Mesela bir gün gazeteci koronavirüse yakalanan yandaş yazar Ahmet Kekeç diye tweet atınca ki doğru değil bana göre tweet de... ...Hilal Kaplan buna sinirleniyor. Besleme medya. Rezilsiniz, adilsiniz filan. E siz de aynısını yapıyorsunuz. Siz de her yazarın önüne arkasına bir şey koyuyorsunuz. işte. Diyecek bir şey yok. Bir günde onun aynısını yapmış. Bir günün yaptığı da yanlış. Sanki Hilal Kaplan sütten çıkmış. Yani kendileri sütten çıkmış alt kaşık. Kendileri de kendilerinden olmayan herkesin önüne arkasına sıfatlar koyarak... ...tweet atıyorlar, haber yapıyorlar. Ve Hilal Kaplan... ...biraz evvel bahsettiğim Hakan Atilla ile ilgili... E, borsada kurumsal iletişim direktörlüğünden gelen hayır istifa etmemiştir falan açıklamasını da böyle verdi. Pelikan direniyor yani ama yazdım oraya kazanacak. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. E, neticede e, Selman Öğüt, e, TR724'ün sitesinden okuyorum. Hiç tanımam bilmem yani televizyonların gediklisi bir eleman işte. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapıyormuş akademik kariyeri ve geçmişine dair de çokça rivayet var. Üniversiteyle ilişkisi kesilmiş. Birer birer de zannediyorum piyasadan böylelikle temizleniyorlar. Tuğçe Varol demiş ki hayat böyle işte. Şu anda Reza ile Berat Albayrak aynı kategoride. Ülkeden çıktıkları an Erdoğan için tehlike arz edenler kategorisi Nevşin Mengü demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili ilk kez konuştu. Kendi sağlık sorunları nedeniyle vazifesinden affını istedi. Biz de kabul ettik dedi. Cem Toker de soruyor. Sağlık sorununu merak edip soran yok. <laughs> evet. Böyle de bir şey. Profesör Doktor Mehmet Özcan, Özcan istifa süreçleri gösterdi ki Soylu'nun tabanda karşılığı Albayrak'ın tabanda karşılığıyla mukayese edilemeyecek kadar fazlaymış. Adem Yavuz Aslan, benim bildiğim Recep Tayyip Erdoğan Berat Albayrak'ı çiğ çiğ yer ama ortada kızı torunları var diyor. Dahası Berat'ın şahit olduğu tarafı olduğu akçeli işler var. Erdoğan gerçekten kördüğüm vaziyette demiş. Sedat Bozkurt ise 2021 yılında siyasetin nasıl şekilleneceğine ilişkin kafalarda çok soru işareti var. Bol miktarda senaryo doğal olarak kafanız karışmasın iki gün önce Berat'ı kastediyor. 2021 yılının fragmanını kastettik buradan değerlendirin demiş. Orhan Aydınsa Biden mı ee, korkuyorlar ee, yoksa Trump tarafından dosyaları sümen altı edilen yolsuzluk ambargo davalarının tekrar başlamasından mı? Evet. Biden'dan korkuyorlar. Trump tarafından dosyaları sümen altı edilen yolsuzluk ambargo davalarının tekrar başlamasından mı? Biden'dan korkmuyorlar, sümen altı edilen davaların başlamasından korkuyorlar. Orhan Aydın'ın tweetinin meali bu. Yalçın Karatepe, Erdoğan yeni Merkez Bankası Başkanı ve yeni bakanımızın göreve başlamasıyla piyasadaki olumlu seyir doğru yolda olduğumuzu gösteriyor demiş. <laughs> Onu alıntılamış, ekonomik krizin faturasını görevden ayrılanlara kesiyor diye de eklemiş. Yani bunlarla uğraşmayın ya. Yani ekonominin sorumlusu benim ben diyen bir adam yani. Cüneyt Özdemir Hakan Atilla ilk har harcanan oluyorsa vay haline AK Parti'nin Hakan Atilla ki ABD'de 30 ay yattı ülkesi aleyhine tek kelime etmedi diyor. Yalan söylüyor. Adem Yavuz Arslan da onun yalanını yakalamış. Cüneyt duruşmada yoktun galiba. Adamın avukatları daha ilk duruşmada ayakkabı kutularındaki dolarlar rüşvetti. Bürokratlar ahlaksızca rüşvet aldı. Siyasilerle zarrap arasında kirli ilişkiler oldu dedi ki o avukatların parasını da Türkiye ödüyordu. Bir de bunu yani mahkemeyi New York'ta yerinde takip eden gazeteci tırnak içinde söylüyor. Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler demiş Erdoğan. Plan netleşiyor diyor aslında Aydın Taşbaş. İyi Parti ile anlaşıp parlamenter sisteme geçiş başlığı altında %51 barajının kaldırılması çok emin değilim. Cumhurbaşkanı bu, sözünden parlamenter sisteme mi geçiliyor gibi bir şey ortaya çıktı ama çok emin değilim. Tuğçe Varol, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Hukuku 2020, ben sana istifa edemezsin demedim, ben seni kovmadan istifa edemezsin dedim. Çaktın köfteyi diye tweet atmış. O arada Joe Biden'ın danışmanı Türkiye'nin ekonomisini çökertmeyeceğiz demiş. Düşünebiliyor musunuz? İşte İngiltere'de böyle bir panik yok, Almanya'da böyle bir panik yok, Fransa'da yok ama Türkiye'de var ve birileri konuşurken merak etmeyin sizi tökertmeyeceğiz falan diyor. Yani Türkiye'yi çıkartın oraya, Almanya'yı, Yunanistan'ı, Fransa'yı, İtalya'yı, şunu bunu koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Bu bile zaten ülkenin ne kadar acınası duruma geldiğini gösteriyor. Faiz sebep, enflasyon neticedir kuramı ülkenin başının belası ama bu kuram, bu söz, bu ekonomi ilminin reddettiği tuhaf politika Ülkenin ve içindeki insanların ekonomik anlamda sonunu getiriyor. Adalet Bakanı anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Mahkemeler uymalı falan demiş. E, buna şöyle bakın. Ben zamanında demiştim. Mahkemeleri de bu şekilde uyarmıştım. E, siz yani benim mahkemelere bir talimatım yok. Siz o mahkeme başkanlarına bakın diyecekler. Yarın öbür gün yargılanırlarsa. Anayasa Mahkemesi o arada 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumlulukların bulunmamasına ilişkin kuralın anayasaya aykırı olmadı falan. Evet, böylesi olaylarda emir alıp köprüye çıkan gencecik erler veya yeni işte harbukulu öğrencileri vesaire linç edilebilir. Yapanın yanına da kar kalır diyor. Neresi diyor Anayasa Mahkemesi Başkanlığı. Zaten böyle bir söz verildi. Gazeteler doğru dürüst görmemişler, yani çok fazla olayı anlatan, çok fazla irdeleyen bir hali yok. Ne grup konuşmalarında, ne işte gazetelerin görüş biçiminde, ne olayı analiz etmeye çalışırken şu net, e, Türkiye e, manzara şu, iktidar kendi içine doğru çöküyor. E, muhalefet yok. Medya yok. Ve insanlar ortada birikiyorlar. Ortada bir yerde birikiyorlar. Fakir, yılmış, e, öfkeli ve örgütsüz biçimde. E, hadi damat Berat Efendi e, kayınpedere kızdı. Babasının kanatları altına sığındı. Milyonların böyle bir lüksü de yok. E, bakalım iş e, nereye gidecek. Dolayısıyla... Türk basınındaki kupürleri de böylece geçiyorum. Kayda düşsün diye. Yoksa herhangi bir üzerine konuşulacak, kritik edilecek falan hali yok sevgili seyirciler. Bir yayını daha böylelikle noktalıyoruz. Bir sonraki yayınımız haftanın son manşeti Cuma günü olacak efendim. Cuma günü yeni programda görüşmek umuduyla huzurlardan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.